Hocam dinimizde nazar var mıdır? Nazar boncuğu, nazarı ve büyüyü defettiği söylenen kuvars taşı, akik taşı gibi taşlar hakikaten nazarı def eder mi demişler. Nazar vardır bir defa onu söyleyelim. Nazarla ilgili çok ciddi hadis-i şerifler var. Kur'an-ı Kerim'deki Kalem suresi Bismillah ve yekâdüllezine keferû le yüzlükûne gibi sarayım. Ve yekâdüllezine keferû neredeyse o kafirler le yüzlükûne çekip alacaklar bir ebsarihim gözleriyle lemmâ semâ zikir Kur'an'ı duyduklarında muazzam bir şey ya. Bunu nasıl oluyor vesaire muazzam bir şey vesaire. Yani bir insan mesela bir şey başardığı zaman ilimde vesaire başkası onu kıskanıyor. Müşrikler de Kur'an'ın büyüklüğünü anladılar ve bu sefer Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kıskandılar. Ve gözleriyle çekip alacaklar diyor nazar işte. Nevmasimiz ve yakun innehu le mecnun ma huve illa zikrul alemin. Bu alemin Rabbi Allah Celle Celaluhu tarafından onun sizlere bir öğütüdür. Kur'an alemlerin Rabbi Allah tarafından bir öğüttür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu bir cümleler değil. Hani yurt dışına gitti ya Mustafa Öztürk güya din profesörü. Ne din profesörü? Kur'an'ı inkar eden dinsiz. Ondan sonra Kur'an'ı diyor Araplar efendim onları işte tavlamak için çok abes kelimeler kullandı. Onları diyor böyle yaldızlamak için onların anlayacağı şekilde cümleler kurdu diyor. Haşa. Yani Kur'an sanki peygamberimizin sözüymüş gibi ortaya koydu ki bu katışıksız kişiyi kafir eder Allah muhafaza. Ve ma huve o Kur'an olmadı illa zikrun bir öğüttür lil alemin, alemlerin Rabbi Allah tarafından. Şimdi burada nazarla ilgili bir mesele bahsedilmiş oldu. Bununla alakalı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Nazar haktır. Ancak bunun giderilmesi اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللّٰهِ Kehf suresinde geçer. Bir eve bir اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ diyor. Yani baktın ki efendim mahsulat, buğdaylar, meyveler, sebzeler efendim böyle adam bahçeye giriyor orada. Şeftaliler, kayısılar, fındık bahçeleri orada maşallah dallar dolu. Kulte diyor Kur'an. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah doğru değil Ahmet. Evet. Maşallah dediğin zaman oradaki elifi kaldırmış oluyor. Maşallah. Yani bir insan izdehalte cenneteke maşallah diye okusa yanlış okumuş olur. İzdehalte cenneteke kulte maşallah. Yani maşallah öyle demek lazım. Ağız alışkanlığı yapmak lazım. Maşallah deniliyor. Maşallah. Yani ayet öyle. Efendim bulalım yerini ya. Şeyde Sure-i Kehf'te izdehalte cenneteke kulte maşallahü la kuvvete illa billah. Evet maşallah deyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Efendim la kuvvete illa billah. Güç kuvvet sahibi olan Allah'tır. Evet, velevla izdehalte gerekmez mi cenneteke bahçene vardığında kulte maşallah. Maşallah Allah'ın dilediği olur. La kuvvete kuvvet yoktur illa billah ancak Allah'ın efendim kuvveti vardır. Yani güç ha neredeydi bu? Kehf suresi evet 39. ayeti kerime. Şimdi bu vardır. Yani dua vardır. Maşallah dememiz lazım. Yani bir insan kendi mesela çok bahçesi veya bir şeyi çok beğendi veya kendi arabası veya mesela bir sahip olduğu bir eşyası veya insan mesela kendi evladı, torunu hayran oluyor böyle, çok beğeniyor. Adamın biri bir şey aklıma geldi. Adamın biri demiş sen nereye gidiyorsun? Medreseye gidiyorum dedi. Yüzlerce talebe orada gür gür hafızlık yapıyormuş. Ya dedi işte benim çocuğuma dedi ben öğlen yemeği göndereceğim dedi. Sen bunu dedi benim çocuğuma götürür müsün dedi. Olur dedi götüreyim. Zaten oraya gidiyorum dedi. Nasıl tanıyacağım dedi. Şöyle bahçeye bak dedi. En güzel çocuk hangisiyse dedi. En güzel çocuk dedim. Benim çocuğum dedi bayağı yakın. Değil mi? Hakikaten dikkat çeken bir şeymiş. En güzel çocuk hangisiyse dedi. Onu ona ver dedi. Tamam o zaman dedi. Neyse varmış hakikaten. Şöyle bir bakmış. Oradaki çocuğu görmüş. Doğru götürmüş vermiş. Ondan sonra akşam olunca demiş ki evladım buyur baba. Anladım. Ben yemek gönderdim öğlen de sana bir efendim nevale gönderdi. Geldi mi? Yok demiş gelmedi. Allah Allah. Niye? Ya ben sana göndermiştim. Ondan sonra arkadaşına sormuş. Demiş ya arkadaş yani ben sana çocuğuma oğluma efendim nevale götür dedim. Sen bana dedin ki en güzel çocuğa ver. Şöyle bir baktım. Ben oğlum en güzeli oydu dedi ya. En güzel dedi. Oğlumdu dedi yani. Baktım dedi hayran oldum dedi yani sen böyle demedin en güzel ya. Yani bakıyorsun bir kedi bile kendi yavrusunu nasıl seviyor değil mi yani ona nasıl geliyor artık nasıl görüyor. Kurban oldum Rabbim.
Bir kuş kendi yavrusunu ne kadar seviyor, bir tavuk civciği, ama civciler de seviliyor ya, Allah vergisi güzel oluyorlar. Şimdi burada yani insan kendi evladına da nazar değdirebiliyor. Onun için maşallah demek gerekiyor. Nazar boncuğu taşlardan, tunçlardan bir şey çıkmaz. Öyle taşlarla, tunçlarla efendim uğraşmaya hacet yoktur. Bunlardan bir şey çıkmaz. Bazıları bunun yanlış olduğunu, vebal olduğunu söyleyenler de var. Evet. Taştan, tunçtan medet ummak. Biz Allah'a sığınırız. Çünkü la kuvvete kuvvet yoktur illa billah, Allah'tandır. Şimdi Allah'ın kuvveti vardır. Gidip taşlar, nazar boncukları falan asla ve kat'a bunlar doğru şeyler değildir. Hurafedir, batıldır. Onun için mesela bazı ecdat mesela şunu yapmış. Ya hafız. Ya hafız. Onu yazayım ben. Şeyden çıkar değil mi? Ekranda. Mesela şu şekilde. Arkadaşlara da onu şey yapabilirseniz. Mesela ecdat bunu kapının girişine yazmışlar. Hafız. Yani şu şekilde yazılıyor. Ya harekeyi de kolladım. Hafizu, ya hafizu nokta. Noktalı. Yani şu şekilde yazılması ve kapılarına yazmış ecdat. Ya hafiz, ey koruyucu olan Rabbim. Ya hafız. Yani ey koruyan. Yani nedir? Allah'tan çekebildik mi? Evet. Ya hafizu. Yani belki tam çıkmayabilir ama yani hafadadan geliyor. Hafada, ya hafız. Ey koruyucu olan Allah'ım. Celle celaluhu. Yani burada mesela bir insan bir şeyi kaybettiği zaman 1024 defa ezzahiru, ezzahiru, ezzahiru vel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu ve bi kulli şeyin alim. Ezzahiru 1024 defa okunursa kaybettiğini kişi bulur. Ondan sonra geçen 2 sene evvel bir arkadaş, ya dedi arabamın dedi anahtarını kaybettim dedi. O da bir çimenlik bir yer vardı. Ben de Allah Allah dedim ya. Ya ezzahiru, ezzahiru, ezzahiru. Başladım okumaya. O da diyor ki hoca diyor oku diyor. Ben bulursun inşallah diyor falan. O da itikad etmiş yani. Demek onun itikadı bizi şey yaptı. İhlasa götürdü. Ezzahiru, ezzahiru diyorum. Sanki böyle beni bir yere doğru sevk ediyorlar böyle. Ezzahiru, ezzahiru ama bulacağım yani. Bir de onun duası var. Allahümme ecma' beyni ve beyni dalleti. Allahümme ecma' beyin yani Allah'ım ve beyne dalil. Kaybettiğimden aramı bul, hayırlısını nasip et. Öyle elimi koymuş gibi orada baktım şeyin arasında. Aha dedim buradaymış falan. Ondan sonra burada tabii duaların tesiri vardır. Yani kul ma ya'bukum rabbi levla duaukum diyor. Sizin duanız olmazsa Rabbiniz olarak ben ne yapayım diyor. Yani dua kulun Allah'a sığınmasıdır. Yani keramet kişiden kaynaklanmıyor, duadan kaynaklanıyor. Ezzahiru ismi şerifi gibi mesela. Mesela bir insan, ben bunu çok söylerim, anda açık açık bildireyim. El kadiru, el kadiru, el kadiru, el kadiru. Yani Allah katında, melekler katında, güzel insanlar katında bir insanın değer kazanması güzel bir şeydir. Koca ve cealil insane sıdgın fil ahirin diyor İbrahim Aleyhisselam. Allah'ım sonradan hayırla yad edilmeyi bana nasip eyle. Koca peygamber yani hayırla yad edilmek yani itibarlı olmayı dua ediyor. Güzel bir şey tabii. Biz yad ediyoruz Mekke-i Mükerreme'de İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Hayırla yad ediyoruz. Resulullah Efendimiz Allahümme salli aleyhi ve sellem ve nebine Muhammed diyoruz. Dualar ediyoruz. Hayırla yad edilmek. Ondan güzel bir şey var mı? Yani bu manada El Kadiru, El Kadiru, El Kadiru Celle Celal okuyalım. Yani Allah katında, melekler katında, Cebrail Aleyhisselam katında, ailenin içerisinde bir değer, bir itibar olur. İtibar güzel bir şey. Allah İslam alemine efendim tekrar kaybettiğimiz itibarı nasip eylesin inşallah. Osmanlı bütün dünyaya efendim adaleti, huzuru tesis etmiş. Şimdi bakıyorsunuz İslam alemi yani bir diyemiyorum ya. Yani tekrar itibar, Allah katında bir değerimizin olması lazım. İslam alemi bir çöp gibi ya, oradan oraya savruluyor, oradan oraya savruluyor. Küffar alemin elinde oyuncak gibi böyle. Mülteci durumuna düşmüş, efendim neredeyse gavura sığınmak durumunda. Bunların olmasına hiç gerek yok ya. Yani Allah İslam alemine aslında para vermiş durumda. Orta Doğu'da yanlış bilmiyorsam 15-16 trilyon dolar para var. Ben bu paraları anlamam, tahmin etmem mümkün değil. Yani İslam aleminde paralar var ama bakıyorsunuz o paralar hainlerin, kötülerin elinde.
Suudiler gibi. Suudiler Arap değil zaten. Çöl eşkıyaları. Hacıları soyan eşkıya. İngiliz baktı ki yani burada kim kime tasma takarım? Gitti onu kendine yar etti. Hani Orta Doğu'daki efendim taşeron terör yapıları gibi. Ona efendim silahı veriyor. Onları istediği gibi kullanıyor. Ya Rabbi bu zilletten kurtar bizi. Sonumuzu hayreyle ya Rabbi. Onun için nazar meselesi duadır. Dua edeceğiz efendim. Allah canımıza, malımıza, ömrümüze selametler, nazarlardan, kem gözlerden, hasetlerden muhafaza eylesin.